Uzay mühendisliği deyince herkesin aklına astronot olmak geliyor. İnanın ilk derse girdim. Hoca dedi ki: "Arkadaşlar, dedi öncelikle söylemem gerekiyor ki siz astronot olmayacaksınız." dediğinde ben hocaya dedim ki: "Neden?" <laughs> Çünkü o yani herkes yani çocuk bizim yaşlarımızdaki çocuklar belki bizden daha büyük insanların çocukluk hayali astronot olmaktı. Benim de hayalim astronot olmaktı. Ee, Herkes o hayalin peşinde koştuğu için orada ufak çaplı bir hayal kırıklığı yaşadım ama ben hoca bizi söyledi mesela dedi ki Mars'a da gidemezsiniz çünkü çok uzun zaman alır dedi ama ben ona da karşı çıktım. Hocam dedi beni göndersinler ben giderim demiştim. İddia etmiştik orada. Ee, şu anda Mars'a gitme projeleri var. Şu anda ben de uzaya gidiyorum zaten. Bir en azından uzay sınırının dışına çıkıp tekrar e, geri geleceğim. Ama kesinlikle söyleyebilirim. İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği bölümünden mezun olan biri aldığı eğitim sebebiyle astronot olmaz. Ama uzaya gidecek araçların tasarımını yapar. Roketlerin tasarımını yapar. Uydu tasarımı yapar. Aerodinamik dersi aldığı için yani aerodinamik bilgisi de e, kuvvetli olduğu için otomotiv firmalarında çalışabiliyor. Beyaz eşya firmalarında bile çalışabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Aslında bir makine mühendisinin donanımına sahip ama özelleşmiş olarak uzay ve e, uydular, uzay araçları ve uydulara yönelmiş oluyor diyebiliriz savunma sanayinde çalışabilirsiniz, ee, sivil havacılıkta çalışabilirsiniz, e, ee, beyaz eşya çalışabilirsiniz, otomotiv sektöründe çalışabilirsiniz. Yani aslında makine mühendislerinin çalıştığı çoğu yerde çalışabilirsiniz. Ama e, havacılık, yani içinde havacılık, uzay olan bir yerde çalışmak beni mutlu eder.